I've said it many times, I know. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz futbolun hikayelerine ve gördüğünüz gibi bugün yanımda bir konuğum da var. İbrahim Kırkayak, kendisini TRT Spor'dan tanıyorsunuz. Yıllarca TRT'de gördük onu, birçok çalışmasını zevkle izledik. Özellikle ben bir futbol tutkunu, hikaye sever olarak seni dinlemeyi çok seviyorum abi. Eksik oldu. Çok teşekkürler sevgili Muhammed. Ben çok teşekkür ederim. Güzel Bursa'da sizlerle birlikte olmanın ayrı bir mutluluğu ve senin o güzel kanalında gerçekten çok çok büyük hizmetler vereceğin bu futbol hikayeleri bölümünde seninle birlikte olacağız ve takip etmeye devam edeceğim. İlk bölüme de ben de başlıyorsun. Ayrıca teşekkür ederim. İlk bölüme senle başlıyorum ve senin de tabiri caizse aşık olduğu bir futbolcuyla. Hatta atkıdan da anlayabiliriz. Turuncu. Neden aynen, turuncu? Aynen öyle. Herkes soruyor değil mi? Instagram'ı evet. Da soruyorlar. Niye en güzel 14? En güzel 14. Diye. Evet, 14 sayısı çok çok değerli bizim için. Johan Cruyff çok çok önemli bir isim. 2 yıl önce kaybettik. Dünya futbolunun, total futbolunun lideriydi. Bir Hollandalı efsane. Türkiye'nin arkasından üzüldüğü 74 Dünya Kupası'nda Alman ve Hollandalılar diye Türkiye'nin ikiye ayrıldığı dönemde Cruyff severler daha fazlaydı ama Almanlar kazanmıştı. Evet. Ama hiç bitmedi. O kavga hiç bitmedi. 44 yıl geçti. Hala Türkiye'deki Cruyff severler soruyor. Hollanda, o günün Hollanda'sı mutlaka kazanmalıydı diyor. Kısmetse meslek hayatım bitmeye yakın. Tabii bunu bilemeyiz. Allah'ın takdiri. Uzun ne zaman? Versin. Evet. Geniş bir proje. En güzel 14 adlı bir belgesel de benim herhalde meslek hayatımın en güzel çiçeklerinden biri olacak. Çok güzel. Buradan o zaman müjdesini verelim. Müjdeyi buradan verelim senin kanalından. Futbolun hikayelerinden. Aynen öyle. Johan Cruyff için güzel bir, en güzel 14 adlı bir belgesel yapacağım. Beni birçok genç ve işte futbol tutkunu arkadaşım izliyor. Neden Cruyff'u örnek almalılar? Neden Cruyff'u? Kazanmak isteyenler, yeteneği daha da geliştirmek isteyenler. Futbolu onun dediği gibi basit oynayıp, hayat da böyledir. Futbol basit bir oyundur, önemli olan basit oynamaktır der. Zor olan basit oynamaktır der. Hayat da öyle. Çok fazla şeyi kafaya takmayın. Yeteneğiniz varsa o kanalları açın. Gidebiliyorsanız gidin. Ama şu var, hayal kırıklığına da asla uğramayın. Evet. Cruyff bu yüzden çok çok önemli. Ama kazanmayı isteyin. Cruyff bir winner'dı, hırslıydı, kazanmak isteyen bir insandı. O günün Hollanda'sı kaybetti ama sonrasında Cruyff Barcelona ile Ajax'ta çok şeyler kazandı. Evet. En önemlisi dünya futboluna total futbolu armağan etti. O zaman Cruyff'un hikayesine geçelim. Geçelim hep birlikte. Fakir bir aileden geliyor. Çok büyük bir futbol merakı var. Korkup sakınan, pek ortaya koymadığı bir durum bu yeteneğini. Çünkü orada da baksanıza bizde de aynıymış. Futbol oynamaktan çekinen ama annesinin de vasıtasıyla Ajax'ta antrenörler onu izliyor. İzliyorlar, izliyorlar. Küçük takım, A takım derken, B takım derken üst sıralar. Hollanda milli takımı. Evet. Kaptan oluyor. Kaptan oluyor. Fakir bir aileden geliyor ama hayali büyük. Sonrasında oğlu da futbolcu, Jordi Cruyff. Onun enstitüye çok büyük katkıları var. Cruyff ölmemiş gibi Instagram sayfası, Twitter sayfası ve enstitü devam ediyor. Ve hem Barcelona'da hem Ajax'ta yaptıkları birebir uygulanıyor. Biraz Ajax'a kırgındı son dönemler. Son dönemlerde. Evet, kırgın mı öldü peki Ajax? Kırgın öldü. Vefatı kırgın oldu çünkü cenaze töreni, bilinmeyen o cenaze töreni İspanya'da, Barcelona'da yapıldı. Hollanda'da, Amsterdam'da, Ajax'ın içinde hiçbir tören düzenlenmedi. Kırgın öldü ama onun futbol gerçekleri bence hiçbir zaman silinmeyecek. Hep devam edecek. Evet. Her şey bir hayalle başlıyor. Hayalleri sürdürmekte, yaşamakta fayda var ama hayal kırıklığına doğru gidiyorsa bir insanın da orada bir rota değiştirmesi gerekiyor. Ben Eskişehir doğumluyum. Hı hı. 1974 Dünya Kupası Türkiye'mizde, ülkemizde TRT ekranlarından yayınlanan ilk Dünya Kupası. Grup maçları, çeyrek maçlar, yarı finaller, az az maçlar ülkemizde yayınlanırken final maçına denk geliniyor. O dönem evler, odalar, komşular, esnaf, herkes ikiye bölünmüş. Benim ailem de öyle. Bir taraf Almancı olmuş, bir taraf Hollandacı olmuş. Bir taraf Gerd Müllerci olmuş, Alman tarafı, federal Alman tarafı. Bir taraf Cruyff ve arkadaşlarını tutmuş. İki abim, tabii ben o zamanlar hayatta vardım, 3-4 aylık bir şeydim. Şöyle bir konu geçiyor mahallede, Eskişehir'de. Evimizde televizyon yok. Babam televizyon olan bir komşuya. Grupta gidiyor, çeyrekte gidiyor. Çocuklar yerleşiyor. Abilerim izliyor ama final maçı. Final maçının olduğu günden 1-2 gün önce babam diyor ki, Recep Bey, final akşamı da bizim çocuklar gelip Almanya-Hollanda maçını izlemek isterler diyor. Recep Bey diyor ki, Hüseyin Bey diyor, kadroda oldu. Ev dolu. Abimleri alıyor bir hüzün, babam alıyor bir hüzün. O gün işte bize final günü televizyon ilk kez alınıyor. Babam hırs yapıyor. Eve televizyonu getiriyor. Siyah beyaz televizyonu ve abimler izliyor. 7 Temmuz 1974 Münih'te Olimpiyat Stadı'nda önde iki isim, karizmalı Johan Cruyff,
ve Franz Beckenbauer futbolun iki karizmatik ismi sahaya çıkıyor. Almanya Hollanda'yı işgal ediyor savaş yıllarında. İkinci Dünya Savaşı'nda Amsterdam'ı Hitler'in askerleri Almanlar, savaş tabii ki kötü bir şey de, Hitler'in askerleri Almanlar Amsterdam'ı, Rotterdam'ı işgal ettikleri gün Hollandalıların o çok sevdikleri bisikletlerine el koyuyorlar. Hollandalılar diyor ki bisikletlerimiz gitti, ne yapacağız ne yapacağız derken, bunu Hollandalılar unutmuyor tabii savaş sonrası. Yenip Almanları bisikletlerin öcünü almak istiyorlar ama o gün Neskens'te Dünya Kupaları tarihinin ilk golü, ikinci dakika TRT ekranlarında bir final golü, öne geçiyor Hollanda. Türkiye'de Johan Cruyff taraftarları ayakta, Hollanda kazanacak diyor ama işte orada bir kral var, Gert Müller. And Müller! Gert Müller makes history! Onun golüyle Almanya 2-1 kazanıyor. Türkiye'de Cruyff taraftarlarını bir hüzün alıyor. O günlerden kalan hikayeler hep kulağımda yer edindi. Büyüklerimden, abilerimden, etraftan herkes üzülmüş. Cruyff niye kaybetti, turuncular niye kaybetti diye. Evden de gelen bir sohbetle birlikte Cruyff hayranı oldum. Bir dönem röportajları para karşılığı yapmış. Bunu biraz eleştirdiler ama hep winner'dı. Hep kazanmak isteyendi. Almanya Hollanda'yı yenmişti ama maç sonunda herkes sevinç. Düşünsene, ezeli rakibin kazanmış. Fox, Gert Müller, Breitner, Schwarzenberg önünde Almanlar seviniyor. Sen ülkenin, o diyoruz ya, 2. Dünya Savaşı'nın revanşını alamamışsın. Cruyff'un bir görüntüsü var orada. Maç bitmiş, hala böyle bakıyordu saha içinde olup bitene. Tüm Türkiye, tüm dünya bakıyordu. Çünkü Cruyff'un kazanmasını isteyen çok bir kesim vardı. Hayatta hep kazanmak isteyen insanlar sevilir. Kazanmak iyidir. Ama yeterli, önemli olan gücü kontrol altında tutmak en önemlisidir. Cruyff'un futbolculuğundan sonra da verdiği katkılar gerçekten yansımaz. Barcelona gerçeği zaten ortada. Evet. Guardiola City'ye Cruyff sistemini oynatıyor. O yüzden total futbol bir kere. Evet. Toplu halde total hücum, futbolu toplu futbola halde, kazandırmış. Aynen öyle, toplu halde savunma. O dönem başka bir dönemmiş Muhammed. Ya Cruyff tabii hem yaşım itibariyle, ben izlemedim, hem de şu an ekran karşısındaki arkadaşlarım da çok genç bir kitle aslında. Çok. İzleyen belki çok az kişidir. Biz tanımıyoruz Cruyff'u. Bursalılar iyi tanıyor. Bursalılar iyi güzel tanıyor. Güzel Bursa iyi tanıyor. Hatta şöyle soruluyor. Türkiye'de takip ettiğin takım hangisi Cruyff diye soruyor gazeteciler. O da diyor ki Bursa Spor takip ediyor. Neden peki böyle Türkiye'nin cevap veriyor? Türkiye'nin Ajax'ı. Çünkü o dönem. Hem şöyle bir tanışma. Altyapısından dolayı. Altyapısından dolayı dönem itibariyle. Keşke bugün de tekrar herkes o dönemi yakalasa. 1986'da Bursa Spor Kupa kazanıyor. 86-87 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda rakip Ajax. Ajax'ın hocası Johan Cruyff. Evet. Takımda real kartlar var, düşünsene. Bursa Spor Ajax eşleşmesi. Bursa'da Marco van Basten de geliyor. Ajax 5-0 kazanıyor. Orada 2-0 kazanıyor. Zorlanıyor. Hollanda'da daha çok zorlanıyor. Ve Cruyff Bursa topraklarında oluyor. Bursa'nın altyapısını görüyor. Bursa şehrini görüyor. Bursa'nın futbola verdiği değeri görüyor. Ve Johan Cruyff'un da bence çok çok normal. Zaten yıllar boyu denmedi mi? Belki senin yaşın yetmeyecek ama hep böyle söz edildi. Bursa Spor, Bursa Türkiye'nin gerçekten ayaksıdır. Bunu herkes, her zaman herkes söylemiştir. Ve gurur verici Cruyff'un da. Evet, bence de bir Bursa Sporlu olarak ayrı bir gurur veriyor. Ben de çok seviyorum. Ayrı bir gurur duyuyorum gerçekten. Futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır diyor Cruyff. Benim oyunum kitabı mutlaka da edinmek lazım. Buradan belirteyim. Türkiye'de çok iyi satışı var. Tavsiye edelim o zaman. Gerçekten öyle. Güzel de bir turuncu kitap. Tavsiye ediyorum buradan. Cruyff'un hayatı. 2 yıl önce vefat etti. Ne yazık ki amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Ben öldüğü gün Türkiye-İsveç maçında Antalya'daydım. Milli maçımız vardı ve o gün boyu Cruyff'u gözyaşlarıyla andım. Ağlamamın sesimi de ablamla Levent Özçelik, sevgili Levent abi kesti. Gerçekten çok üzüldüm. Katkısı Barcelona'nın da eli üzerinde. La Masia büyük bir altyapı, tüm evet. Dünyanın gördüğü, Pikelerin, Puyolların, Guardiola'ların yetiştiği yer. Orada şunu getirdi Cruyff. Düz saçlı bir çocuk kimi ifade ediyor? Messi. Evet. Süslü, şekilli bir çocuğun başarısından bizim için daha önemlidir diyor. Neden? Ronaldo'dan burada bahsediyor. Burada biraz Messi Ronaldo kıyaslaması var. Karşıya, Real'e biraz atıfta bulunuyor. Evet. Diyor ki ahlak çok önemli. Sonra futbol gelir. Çocuklar top oynayacak ama önce okul, önce eğitime önem vermek gerekir diyor. Kesinlikle. Cruyff işin yıldızlığından daha çok okuluna, eğitimine çok önem veriyor. Pique 19 yaşına kadar araba alamamış, biliyor musun? Daha sonra demişti. Daha sonra. La Masia, Cruyff Üniversitesi Enstitüsü ve Barcelona bu araba alınmasına izin vermemiş. Tam bir kontrol altında. Ajax da eli üzerinde. Hollanda milli takımında eli üzerinde.
ki son zamanlarda çok kırgındı milli takıma, federasyona. Hollanda niye başarısız? Dünya Kupası'nda yok. Evet, çok büyük aksaklıklar, yeni Snyder'ler, yeni Overmars'lar yetişmiyor. Hollanda tam bir dipte. Üzgün gitti. Lig de düşüyor gitgide. Lig de düştü. Ligi. Kırgın gitti ama onun futbola bıraktıklarını dünya yaşamaya devam ediyor. Evet. Dünya yaşamaya devam ediyor. Futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır der. Hayat gibi Cruyff'un bu sözü de hiçbir zaman unutulmaz. Çok teşekkürler abi. Son olarak ben futbol severlere, Türk futbol severlere buradan mesajın var mı? Şu var. Güzel oyun. Sakin izleyelim. Yenilmek de var. Kazanmak da var. Kazananı tebrik edelim. Kaybederken de bazen kazanırız. Güzel bir seyirci topluluğuyla herkese örnek olalım ve kısa zamanda da Dünya Kupası yolunu bulalım. Çünkü bir nesil çok çok özledi Dünya Kupası'nı. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün İbrahim Kırkayak konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see in your own time. It might just take a little longer. Now let's